Evet, sinüzitle alakalı bitkisel destek mümkün müdür sinüzit hastalığına İbrahim Bey? Şimdi bu ıtır forte eskiden Güney Afrika'da bu altın ve elmas madenlerini keşfinden sonra binlerce insan Afrika'ya yerleşti. Zengin olmak için. Altın bulmak, elmas bulmak için. Elmas ve altın bulacağım derken insanlar ne buldu? Hastalık buldu. Çünkü üst üste sırt sırta yan yana yer yok, otel yok, motel yok. Hep hastalandılar. Zatire, bronşit, verem vesaire vesaire. Bir sürü hastalık ortaya çıkınca ne oldu? Afrika'nın yerli kabilesi, Zulu kabilesi hastalanan insanları özel bir şeyle tedavi ediyor. Araştırdı, İngiliz asıllı bir ilim adamı araştırıyor. Diyor ki bunları nasıl tedavi ediyor? Bakıyorlar bir bitki kaynatıyor. Kökünü hastaları tedavi ediyorlar. Araştırıyor ki bu Pelargonium zideoides Pelargonium reniforme isimli iki ıtır türü. Itırın ıtıra zardunya giller. Yani bunun yüzlerce alt türü var ıtırın. Yani bine yakın türü var zardunyalar. Eskiden balkonlarda çok sık görürdünüz. Hemen hemen eskiden balkon şimdi göremiyoruz maalesef. Plastik çiçekler var. Eskiden doğal çiçek olurdu. Süs bitkisi yetiştirirdi insanlar eskiden. Bu ona benzer ama çok güzel çiçeği var. Pelargonium'un böyle lila çok güzel çiçeği var. Bunun kökü sinüzit, faranjit, bronşite karşı dünyada en etkili bitki. Nereden biliyoruz? Bununla ilgili bu dergide 50 bin kişi üzerinde denenmiş klinik araştırması var. İsteyen doğaltedavi.net'e bakabilir. Orada bununla ilgili ayrıntılı bilgi var. İsteyen benim kitaplardan bu konuda bilgi sahibi olabilir. Ayrıntılı bilgi var. 50 bin kişi tedavi edilmiş. Etkisi ispat edilmiş. Rahatsız olduğu zaman kişi hemen sinüzitten dolayı ameliyata gerek yok. Ameliyatsız çözüm.